Sabah oldu. Burada uyuduk arabanın içerisinde. Pennsylvania'daki en son dinlenme tesisiymiş burası bu arada. Saat 8.30-9'a doğru geliyor. Kahvaltı yapacağız. Ya buradan yaparız ya da bakalım. McDonald's varsa belki McDonald's bulurum. Burada Burger King var. McDonald's'ın kahvesini seviyorum. O yüzden McDonald's bulmaya çalışacağım. Ama yoksa buradan alırız bir şeyler. Şimdilik böyle yağmur yağacak. Hatta atıştırmaya başladı. Hava kapandı. Bir an evvel kahvaltı yapmamız lazım. Yani çok da kötü değildi aslında. Gece uyuduk burada. Yaklaşık 5 saat, 6 saat uyuduk. Çok da kötü değildi. Hava güzeldi yani, serin. Zaten görüyorsunuz ormanlık buralar. Bol oksijenli ve sessizdi. Çok fazla insan yoktu. Bu arada çok fazla, inanılmaz derecede fazla tır vardı buralarda. Onların birçoğu gitti. Şurada da vardı. Keşke gösterebilseydim. Kamerayı açmayı unuttum gece geldiğimde. Herhalde tırcılar da gece buralarda uyuyor işte. Bizim gibi. Şimdi biz de çıkacağız. Bu arada Burger King var burada dediğim gibi. Biz McDonald's bulmaya çalışacağız. Yağmur başladı. Bir an evvel gidelim bir yere. Sağlam yağmur bastırdı bu arada. Şu aradan doğru geçeceğiz. Çok yakında bir McDonald's var. Hemen 8-6 dakika ilerideymiş. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi McDonald's'ta mobil order'ımızı verdik drive-thru'dan. Birazdan kahvaltımızı, siparişimizi alacağız. Sıramızı bekliyoruz. Hello, mobil order. Thank you. Böyle fişimizi aldık. İki tane sandviç, kahve, hash brown diye bir şey var. Patatesin mücver hali. Gösteririm gelince. İkinci pencereye geldik. Şimdi kahvemizi alacağız. Yer hazırlıyorum kahve için burada arabanın içinde. Good morning. Thanks. Kahvelerimizi aldık. Sandviçlerimizi bekliyoruz. Dondurma bu saatte vermiyorlar mı? Dondurma bu saatte olmuyor Deniz. Deniz kahvaltıda dondurma yiyecekmiş. There you go. Have a good day. Thank you. Evet, paketimizi de aldık, sandviçleri. Şimdi çıkıyoruz. Park edip orada yiyeceğiz artık bir yerde. Şuradan ben tekrar sola döneyim. Geç. Park yerine gireceğim tekrar. Evet. Geldiğimiz yere geldik. Tamamdır. Şunlara hash brown diyorlar. Yani şu patatesin rendelenip kızartılmış hali. İki tanesi $2.50 mı öyle bir şey. Yani tanesi $1.25. Bir de şöyle. İçinde sadece peynir ve yumurta olan sandviç aldım. Bunun da tanesi 4.20. Bunun içine normalde işte sosis mosis de koyuyorlar. Ama ben onları çıkarttırdım. Aslında 4.20 değmez yani bu sandviçe. Bence çok pahalı. McDonald's normalde daha ucuz olması lazım ama 4.20 yani çok pahalı. Hatta 4.5 vergiyle beraber çok pahalı yani, gerçekten pahalı. Neyse, bugün böyle olsun. Ha, bu arada kahveyi de göstereyim. Kahve de böyle işte. Kahve ucuz burada. $1. İsterseniz büyük boy alın, isterseniz küçük boy alın. Fark etmiyor. Altımızı yaptıktan sonra Columbus'a doğru çıkacağız. 3 saatlik yolumuz var. Görüşürüz. Bye. Kahvaltı bitti. Yola devam. Yaklaşık 200 mil yolumuz kalmış. 3 saat. 3 saatten biraz daha fazla. Yağmur arada yağıyor ama ileride kesilecekmiş. Şu anda Pittsburgh'un hemen altından doğru geçiyoruz. Yani Pittsburgh buraya yaklaşık yarım saat yok bile. Pittsburgh'da geçen sene durmuştum. Yine yolun üstündeydi. Daha doğrusu oraya doğru gitmiştim. Biraz uzak bir şehir. Yani merkezlere, büyük şehirlere uzak. Ama gayet hoş bir şehirdi. Eğer yolunuz düşerse uğrayın derim yani. Şu anda West Virginia'ya girdik. Buranın içerisinde kısa bir süre devam edip Ohio eyaletine gireceğiz. Columbus, Ohio eyaletinin içerisinde.
Herhalde bir 15-20 dakika böyle giderdi, belki yarım saat. Aslında ben şaşırdım, West Virginia'dan geçeceğimizi düşünmüyordum. Ama West Virginia demek ki ta buralara kadar çıkmış. Büyük bir state demek ki. Her yerde yol çalışmaları var. En az 10 tane farklı bölgede yol çalışması gördüm gelirken. Yani evden çıktıktan sonra buraya kadar. 400 mil civarında bir mesafe geldik. Yaklaşık 650 kilometre. Yakıtımız azaldı. İlk fırsatta yakıt alacağız. Yağmur bayağı şiddetlendi bir ara. Hatta tırın bir tanesi kaza yapmıştı. Onu çekemedim. Yetişmedi. Şu anda hala West Virginia'dayız. Evet, şu anda Ohio'ya giriyoruz. Welcome to Ohio. Thank you canım. Çok aşina olmadığım bir mikrofon kullandığım için ne yazık ki mikrofonun azizliğine uğradık. Sesleri kaydetmemiş, o yüzden araya girmek zorunda kaldım. Yakıtımız tükendiği için bir benzin istasyonunda durmak zorunda kaldık. Cohen isminde bir benzin istasyonu. İlk defa geliyorum buna. Bu benzin istasyonu markası Midwest, yani Orta Batı bölgesinde daha çok yaygın. Diğer bölgelerde açıkçası çok görmedim, hatırlamıyorum. Burayı da zaten aplikasyondan buldum geldim. Bu bölgede en ucuz benzin satan yerlerden birisiymiş. 87, 89 ve 94 oktan olmak üzere 3 çeşit yakıt mevcut. Fiyatları da 3,5, 3,90 ve 4,30. 13.9 galon almışız. $48,5 tutmuş. Neyse, depomuzu doldurduk. Şimdi artık tekrar yola koyulma vakti. Az bir yolumuz kaldı Columbus'a kadar. West Virginia ve Ohio'nun dağlarında hatırı sayılır bir yağmur altında devam ediyoruz. Columbus'ta görüşürüz. Berlin, Top Gun şarkısı. Çok meşhur bir şarkı ama ya. Bu kadından başka da söyleyeni duymadım abi. Kadının sesi iyi gitmiş. Columbus'a geldik. Şimdi şehir merkezine doğru gideceğiz. GoPro, start recording. GoPro, start recording. Evet, GoPro, start recording. Çok kalabalık bir şehir değil burası. Ama tenha bir şehir de değil yani. Evet aşkım. Evet, burada bayağı renkli. Şu anda saat 1:30. Akşama kadar takılacağız. Ondan sonra da otele gideceğiz artık. Daha oteli de ayarlamadık. Evet, burada bir olay olmuş. Polisler benzinliği basmışlar. Evet, 5-6 tane polis arabası vardı. Columbus, Ohio'nun en büyük kenti, hatta başkenti diyebiliyorum. Az ileride state binası vardı diye hatırlıyorum. Geçen sene 3-5 saatliğine durmuştuk burada. Çok gezmedik geçen sene ama bu sefer gezeceğiz inşallah. Bir gece burada duracağız. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz, gezeceğiz. Otele gideceğiz ondan sonra. Ertesi gün, yani yarın yine gezeceğiz. Buranın nüfusu yaklaşık 500 bin. Diye hatırlıyorum. Daha fazla da olabilir. Chicago'dan sonra Midwest'in en büyük ikinci kenti. Şu neymiş ya? Aslında otopark ya. Paramı olacak. Burada bir yolun üstünde park yerleri var aslında. Şu karşısı gibi bak. Burası otoparkmış. Özel otopark. Şimdi ben yol üstünde bulursam yol üstündekine park edeceğim. Onlar daha ucuz oluyor. Gerek yok şimdi $10-15 vermeye bu otoparka. Burada yol üstünde park yerleri var. En baştaki yer boş hatta. Geri dönüp oraya girebilirim. Burada güzel bir park varmış. Ona geldim zaten ben. Şu otelin oradan dönelim olmalı ya. Şuraya gireyim ya. Şuradan dönelim. Bunun için bir göbek yapmışlar köşeli. Olsanıza adam gibi göbek. Sonunda arabamızı park edecek bir yer bulduk. Fakat park ücretini ödemek için herhangi bir makine mevcut olmadığı için telefonunuza uygulama indirmeniz gerekiyor. Şu anda ben onunla cebelleşiyorum. O kadar yolculuktan sonra tabii pek kolay olmuyor. Beyin şu anda minimum seviyede çalışıyor desem yeridir. Neyse, sonunda indirdik ve ücreti ödedim. Şimdi Ohio'yu gezme zamanı diyelim. Arabayı hemen şu caddede yolun üstüne park ettik. Orada tabelada yazıyordu. 17.681. zondaymışız. 3 saat aldım. 3.25 tuttu. Maksimum 3 saat veriyordu. O yüzden 3 saat durabileceğiz. Şimdi parka geldik. Buraları gezeceğiz. Bizimkiler nerede? Onlara bakıyorum. Ben Denizli. Denizli. Columbus'a geldik. Columbus'ta parka geldik. Mikrofonumu düşürdüm. Takalım onu lütfen.
Bir dakika bir şöyle takayım. Thank you so much. Evet, böyle takılıyoruz. Şu arkamızda da kafesi var buranın. Güneş yakıyor bu arada. Ama acı güneşi değil. Ben tamam. Gölgeye gitmek istiyorum. Tamam, gölgeye geldik. Gölgeye, gölgeye. Ha, fiskiyeleri kapatmışlar. Fiskiyeler gitmiş, sular gitmiş. Aa, who stopped it? Who stopped it? I don't know. Maybe this guy. Over there. Where did you come? I come over here. What's the name of this city? The city's name is Cape. No, it's Columbus. It's Columbus. It's Columbus. It is Columbus City. Okay? I wanna go. Where do you wanna go? I wanna go. You wanna go to California? No. Why not? No, no, don't press the button please. It's blue. Yeah, it is still blue. Oh, hadi don't geldin. Press it. Buradan bir de şehir merkezini gezeceğim. Şehir merkezi daha renklidir diye düşünüyorum. Buraya gelmemizin nedeni sadece şu fiskeleri görmekti. Who stopped it? Who stopped it? I don't know. Who stopped this? Ya kızım sen indir onu indir. Araban fişeğini ödedin mi? Ödedim. Tut şunu ya. Deniz tırman iyicecik tepesine. Dikkat et düşmesin, tependen aşmasın. Her yeri ıslak daha çıkılmasaydın. Neyse. Sen de iyi. Karşılığı da 25 falan yapıyor. Ay suyun içine girme, birden fışkırır. Suyun içine girme, fışkırıyor. Gölgede duralım biraz. Bu güzel bir Columbus manzarası var. Bekliyor musun? Okay. Wanna walk on the bridge? Aa, orada keçi var Deniz. Geyik var. Kenardan yürüme sen. Ortadan yürü. Ortadan yürü az. İndir, orası tehlikeli. İndir. Aşağısı daha tehlikeli. Hem araba geçiyor hem nehir var. Taşıma, omzunda taşıma, kucağına al. Hayır. Bak oradaki geyiği gördün mü Deniz? Eski mi acaba ya? Eski yapısı var sanki. Dikkat et Deniz. Biz iki çatlak, baba kız. Biz number one. We are number one, okay? We're number two. We're not number two, this is we are number one. Let's go to the other side. Karşıya geçilir mi buradan ya? Hızlı geliyordurlar bence. Çatlak Deniz. Orada ileride bayraklı bir şey var ama. Orada da var bak, havuz gibi bir şey ileride. We are number one. We are number one.
Ne varmış burada? Elin acır, elin. Bak yukarıda da geyik var, oturmuş. Bak Deniz, yukarıda oturan geyik var. Gidelim yanına oturalım. Herhalde güzel manzara var diye zaten şu oturakları buraya. Bak orada da çeşme, havuz var. Gidelim bakalım. Burada büyük ihtimalle etkinlik diyeceğim bu arada bunları. Bence şu karşısında müze falan bir şey var. Ha, doğru, müze de olabilir orada. Evet. Ha, bu Marvel Müzesi. Madame Tussauds Müzesi acaba? Nere olabilir? What's that? Wanna go to stairs? Aa, bir geyik daha var. Ağaçların altında yayılmış bak. Ağaçların altında da var bir tane. Ha, bak orada bir şey daha var. Burada görülen yerde Marvel karakterlerinin sergilendiği yer. Belki Madame Tussauds Müzesi olabilir. Madame Tussauds'da da sergileniyor. Another deer over there, sitting on the between. Bu şehrin maskotu acaba geyik mi ya? Herhalde. Orada da bir heykel var. Bakacağız. Şöyle mi çıkalım? Geyiğin yanına çıkılmaz. Şu düz yoldan böyle çıkalım. Geyiğin yanına gidiyor. Sağ ol, gitsin. Ne oldu? Lan bir şey yok. Çubuk mu geldi? Yürü hadi yürü. Git de bak Dira. Erkek dişi geyik galiba. Ya da keçi mi? Kanguruya da biraz benziyor ama geyik herhalde. Adam bir yazı yazar, neymiş ne değilmiş bilirdik. Ne olduğunu yazmamışlar diyorum. Ne bu Deniz? Deer. Boynuzsuz geyik. Aa bak, atlı polis geçiyor oradan, köprüden. Aşağı otobüsün yanında. Aa bak, gördüm iki tane. Police is riding a horse over the bridge. Beyaz şeyleri var, helmet. Two policemen I think. One or two. Hadi gel Deniz. Şuradaki şelaleye de bakalım. Yer onda California değil anne. Not in California yet. It's so far away. We have like a... Look at these two days drive from here. Yeah, I didn't know that there was such a thing. Oh, where is Nadia? Yeah, I didn't know that there was such a thing. Hayrola kızım, bağlıyorsun. Süperman değilsin sen. Süperman hadi şu geyiğe de bakalım. High School yazıyor ama High School değil bence o ya. Kosi. Kosi neyse, Kolombiya. Annem, burada playground uzakta, bir mil ötede gözüküyordu baktığımda. Hadi git şu şeyin altından geç ama orada ne var? Aa bak, geyiğin yanı boşalmış, gideceğim mi? Tut elimi, arabalar geliyor buradan. Abi kalkmış geyin yanına. Geyin boynuzları var. Yanına da elma suyu mu koymuşlar? Şey koymuşlar, içsin diye. Haa, içer. Geçen sene biz buralara gelmedik herhalde ya. Biz arabayla geçtik gittik çünkü. Geçtik mi? Yok, ben hatırlamıyorum. Arabayla buradan geçmedik zaten herhalde. Şimdi en güzel manzarayı geyik. Onları kurtuyor, en yıbağı da kurtuyor. Elin acır. Yandı mı? Sıcak mı? Yanar tabi. Ellerini kirletme ama biz ellerini yıkadık. Elimizi yıkayalım. Bak ya. Tamam, geyik yemez şimdi o yaprağı, bırak. Eres. Heh, yanına koydu, geyiğin otları yiyecek. Oh my god, that's so fun. Tut elini de. Elini tut onun. Haydi buyurun. Hadi yeter mi? Hadi gidelim.
Annem ellerini niye kirletiyorsun? Kızım biraz önce ellerini yıkadım bunu ellediğin için. Şimdi tekrar getirdin, sürdün, kirlettin ellerini. Çamur o. Ya bir su iç. Bir su iç. Hadi gidelim o zaman, hadi. Yeah, just started. Just started. You picked yellow leaves. Oh my god. Senin elbisen de sarı. Your dress is yellow and your pants is pink and your shoes are blue. My pants is pink. It's dark pink. Dark pink, yes. Lokomotivin var. Airport'un oradaymış buraya 10 metrede. 69. Şu benim dediğim Super 8 81. Şu Marysville orası uzak bir yerde. Güzel bir Columbus manzarası. Az ileride de geyik var, ona bakacağız. Oradan da şehir merkezine gideceğiz. Şehir merkezi şu gökdelenlerin dibi. Güneş acayip bir şekilde gözümü alıyor ya. Çok sert, çok yakıcı bir şekilde geliyor güneş ışınları buraya. Aa deniz. There once the jumped into the river. Oh yeah, there are a lot of padlocks. Ben bunları ışık zannetmiştim de bunlar padlockmış. Her zamanki hikaye işte, evlenen çiftlerin astığı kilitler. Her zaman anlatıyorum da yine bir daha anlatayım. Efendim? They were put by new married couples, okay? Şey gelmemiş, confirmation maili. They put it here and they want to... Çok güneş ya, böyle durmayan mı sıcağın altında? Hadi let's go. Bunları asıyorlar ki işte evlenen çiftlerden birisi boşanmak isterse gelip bunların bir tanesini açması gerekiyormuş falan filan. Tut elimi. Yani boşanmayı zorlaştırmak için yapılan bir gelenek. Hiçbirinin de açtığını zannetmiyorum yani. Üstlerine de isimlerini yazıyorlar ama bunlar da yazmıyor. Normalde yazmaları lazım. Yazılanlar vardır belki. Evet, şunda var mesela. Bir şeyler yazmış. Tank, bir şey. Mesela bu da böyle. Şimdi arabaya doğru gidelim. Arabadan çantamı alacağım, güneş gözlüğümü alacağım. Acayip bir şekilde gözlerim yanıyor şu anda, kamaşıyor. Çok kuvvetli bir güneş ışığı var. Gözlerim de zaten yorgun dün geceden. Çok fazla uyuyamadık. O yüzden rahatsız ediyor beni.